Şimdi şunu da aslında sorabiliriz. Her şeyi artık biliyoruz. Hesaplayabiliriz en azından. Belli bir anda hangi noktada olduğundan ziyade bu parçacığımın, topumun bulunduğu noktaların geometrik şekli ne olacak? Yani herhangi bir anda şurada ya da burada diyebilmek istemiyorum ama hangi noktalarda bulunabilir? Bu soruya da cevap verebiliriz. Bunun için yapmamız gereken şey yüksekliğini biliyoruz T anındaki. Yatayda aldığı mesafeyi de biliyoruz yine T anındaki. Burada iki tane denklemimiz var. T'den bir şekilde kurtulmamız lazım. Şunu yapabiliriz. Bir defa T anında x konumunu biliyorsak, x yönde düzgün sabit hızda hareket ediyor bu nesnemiz. Dolayısıyla x konumunu biliyorsak, x konumunu x yönündeki hızına böldüğümüz zaman biz o konuma hangi sürede geldiğini elde edebiliriz. Süreyi biliyorsak, o zaman hangi yükseklikte olduğunu da bulabiliriz. Süre x konumu bölü hızının x bileşeni. Z yüksekliği, z bileşeni ise ifade genel ifadesini elde etmiştik. Yapmamız gereken tek şey t'yi yerine zamanı yerine x cinsinden yerine yerleştirmek. Dolayısıyla konumunun z bileşeni her parçacığın x bileşeni çarpı bir sayı, bu sayının ne olduğunun çok da bir önemi yok. Artı x kare çarpı yine bir sayı. Bu ise bir parabol denkleminden başka bir şey değildir. Bu bize diyor ki parçacığımız xz düzleminde bir parabol üzerinde hareket edecek. xz düzlemimiz şu düzlem ve top da burada bu düzlemde bir parabolü takip edecek. Şimdi y yönünde hiçbir hareket yapmadım. Çünkü y yönünde ilk başta bir ivmesi yok. Tabii aklınıza hemen şu soru gelebilir. Özellikle futbol ya da tenis oynadıysanız ya da bir maçı seyrettiyseniz falsolu vuruşlar görmüşsünüzdür ya da yapmışsınızdır. Şimdi burada yaptığımız çıkarımda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü falsolu vuruşta nedir? Siz topu bu yöne vurursunuz, top bir süre sonra döner, bu yöne gider. Oysa bizim şu anda gösterdik ki böyle bir sabit ivmeli harekette bu mümkün değil. Tabii ki burada şunu aklımızdan hiçbir zaman çıkarmamamız lazım. Bu derslerimizde modeller geliştirirken bazı basitleştirmeler yapıyoruz. Burası bize burada çözdüğümüz problemde havayı tamamen ihmal ettik. Her şeyin vakumda hareket ettiğini varsaydık. Şimdi buradan aslında şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Vakumda falsolu hareket diye bir şey mümkün değil. Falsolu hareketi açıklamak istiyorsak şayet mutlaka atmosferin etkisini göz önüne almak zorundayız.